Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kul namaza durduğu zaman Allah Celle Celaluhu vechi akdes sübhanesi ile ona döner. Kul namazda arkasına döndüğü zaman der ki: Adem oğlu benden daha hayırlısına döndü. Kul aynı hatayı üçüncü defa yapacak olursa Allah da ona yüz çevirir. Hadis-i şerifi açıklayabilir misiniz? Bir kimse namazdan yönünü kıbleden döndürürse namazı fasit oluruz. Birinci anlamı böyle söyleyebiliriz. Bir kimsenin namaz kılarken yönünü kıbleden kasıtlı bilinçli olarak döndürmesi onun namazını ifsad eder, fasit eder, bozar. O yüzden kıbleye yönelmek makul şartlarda farzdır. Eğer işte bizim dönüşümüz her tarafımız kıbledir bunlar boş sözlerdir. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini Mescid-i Aksa'ya namaza Mescid-i Aksa'ya yönelik kılarken namazın içerisinde emrederekten yönünü Kabe'ye çevirtirdi. O yüzden bir kimsenin namaz yönü bellidir. Ona başka bir yön aramaya gerek yoktur ama gemide namaz kılanlar, yolculukta namaz kılanlar bu noktada kıbleyi tam olarak tutturamayabilirler. Bunlar ayrı şeylerdir ama öbür türlü bir kimse kasıtlı bir şekilde namazdan yön olarak kıbleden kendini döndüremez. Bu bir ikincisi bir kimsenin Allah'a yönelince Allah'ı yönelmekten bırakıp kendi heva ve nefsine uyarsa bu da o kimse için Allah muhafaza eylesin. Zaten şirktir. Helakına sebep olur. Buna üçüncü manada verebiliriz. Bir kimse Allah'a yakinlik, yakinlik, yakinlik peyda olduğunda Allah muhafaza eylesin. Bu yakinliğine güvenerekten gevşeklikte bulunması da o kimseye Allah muhafaza eylesin, helaka götürür. Bir kimse teyemmüm abdesti alarak namaz kılacaksa bir abdeste iki namazı cem edip kılabilir mi? Evet. Soru soran buradan mı başladık? Burada mı kaldıydık? Evet. Rahat oturun. Hani var ya böyle programlarda arkaya yaslanın, derin nefes alın böyle uyarılar yapıyorlar ya bunlar boş uyarılar değil. O yüzden rahat olun, relax olun. Kendi kendine. Relax derken dağıtmayın kendinizi. Odaklayın inşallah. Doğrulara ulaşabilmenin sırrı doğru soruları sormaktır. Gerçekten doğru soru kadar sohbeti açan sohbeti yönlendiren, sohbeti e, sevk eden bir şey yoktur. Doğru soru, o cemaatin kalitesini gösterir. O cemaatin, o soruyu soran topluluğun ne kadar meseleye vakıf olup olmadığını, bu meselede ne, neyi ne kadar düşündüğünü, düşünmediğini gösterir. Genel olarak bizim insanımız bu konuda böyle eleştirmek için söylemiyorum zayıf. Bu zayıflığı ne yazık ki bu noktada okumada, araştırmada, incelemedeki olan zayıflığından kaynaklanıyor. Çünkü doğru soru sormak bir meselede mantığı doğru kullanmaktan geçer. Eğer konuyla alakalı bir kimsenin mantık kurgulaması, mantık önermesi yok ise o kimsenin doğru soru soraraktan doğruyu bulması mümkün değildir. Ba soru doğru olması gerekir ki ona doğru cevap verilsin. Eğer soru sorarken sorunun kendisi doğru değilse o zaten bir kimseyi bir yere götürmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selam Hazretleri dini noktada Hadis-i şerifte buyurmuş ki Soru üç şey için sorulur Bir Öğrenmek için Öğrenmek için soran öğrenir Diye buyurmuş İkincisi Öğretmek için Yani o kimse Kendisi cevabını bildiği halde Etrafındaki insanların o doğruyu öğrenmesi için o soruyu tekrar sorması irşat sorusu denir buna. Hani Hz. Cebrail Aleyhisselam geldi İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye soru sordu. Bu irşat sorusuydu. Bildiklerini sordu. Bunun gibi bir kimse bir şey bildiği halde onu tekrar sorar etrafındaki kimseler aydınlansın diye. Bu da irşat sorusu denir. Soru, üçüncü soru utandırmak için soran. Bir kimse de utandırmak için soru sorarsa Allah onu utandırır der. O zaman doğru sorular bizi doğruya yöneltir. Doğru sorular bunun mantığının doğru kurgulandığı, mantık önermelerinin doğru yolla o kimse doğru soruya sevk ediyorsa o insanda doğruya ulaşır. Kim doğruya ulaşmak isterse Cenab-ı Hak ona doğruya ulaştırır. Hakikate ulaşmak isteyenler, bir şeyin doğrusuna ulaşmak isteyenler, bu konuda gayret sarf ederlerse, çaba sarf ederlerse Allah onlara doğruya ve hakikate ulaştırır. Yolumuzda mücahade edenlere yollarımızı açarız. Allah bizi o mücahede edenlerden eylesin. Amin. Bir gün biz de bu parka geleceğiz. Ahbap arkadaş omuzunda ve dağlara taşlara benzeyeceğiz. Öyle sessiz, öyle manidar. Melih Cevdet Anday. Güzelmiş. bir gün hepimiz o kabir alemine doğru yolculuk yapacağız. <laughs> ahbap arkadaşlar omuzunda gidiyorsak ne ala? Bu güzel bir mutluluk. Ama ya ahbap arkadaş olmazsa o hale geliriz de bütün ahbaplarımızı arkadaşlarımızı yitirirsek onların önüne yüz kızartıcı bir haliyle çıkar isek kim ahbap kim dostumuz olur ki? Allah muhafaza eylesin. İmanımızı muhafaza edemez de onu koruyamaz da imanımızı yitirmiş bir şekilde gidersek ahbap arkadaş kalır mı? Kalmaz. Ve dağlara taşlara benzeyeceğiz. Öyle sessiz, öyle manidar. Evet bu vücut sonuçta bu toprağın içerisinde karışıp toprak olacak. Dağlara taşlara karışacağız. Sessiz sakin kalacak. E, herkesinki sessiz sakin kalmayabilir belki de ama çoğunluk olarak sessiz sakin kalacak. Kimisinin vücutları toprağa karışsa da sessiz sakin değildir. Siz onlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Sizler göremezsiniz. Sırna vakıf olanlar öyle sessiz sakin duranlardan değillerdir. Evet, berzahtan yavaş yavaş ahirete geçelim. İnşallah. Uyku küçük ölüm demektir. Ölümden sonra intikal edilen yere uykuda intikal edilen yer aynıdır. i̇bn Arabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de uyku ölümün yarısıdır demiş. Bir hadis-i şerifte de uyku küçük ölümdür demiş. Başka bir hadis-i şerifte de uyku ölüm öncesi gibi böyle bir mana vermiş. Geri dönüş olmazsa orada kalıcıdır. Hani ölür kimse demiş. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve arkasından gelenler, onun yolunu izleyenler uykuyu küçük ölüm gibi görmüşler. Uyku küçük, küçük ölümdür. Bu yüzden bir kimse uyuduğu anda ruh ondan çekilir. Tabii ruhun insan vücudundan çekildiği zamanlar anlar vardır. Bunun hadis-i şerifte açıkça beyan edilen hali o kimsenin uyumasıdır. Bu neyle mümkündür? Bu vücudun kendi dairesinde kendi çalışma sisteminde uykuya dalmasıdır. Uyumasıdır. Vücut uyur ise ruh vücuttan çıkar. Bunları açmamda bir beis yok değil mi? Ruhum bedende çıkma anlarından birisi şok anlarıdır. Bir kimse çok ağır bir şok geçirirse, ağır bir travma da geçirirse o ruh vücuttan bir an önce çıkar. Böyle bir hal olur. Travma geçiren bir kimsenin mesela ruh vücutta yoktur. Uyku hali de yoktur onda. Çok affedersiniz debelenir durur ya o esnada ruh ondan ayrılmıştır. Ben sufileri ilgilendiren alana kaymak istiyorum biraz. Mesela işte örneğin e, bir ağır hasta fizik olarak ağır hasta komada dediğimiz kimsenin de ruh bedenden çıkar. Ama o koma hastasında hayat devam eder yine. Ama o bu manada ruhu bedenden ayrılır onun. E, böyle bir kısım e, koma hastalarında enteresan bir şey. Ruh e, böyle birinci kat gökte semavatta sanki hazır duruyormuş gibi olur. Yani onun için bu noktada böyle hemen gözünü açar açmaz ruh ona tekrar yeniden tecelli edecekmiş gibi hal alır. Ama asıl Sufileri ilgilendiren alana kaymak istiyorum dedim. Alana gelmek istiyorum. Ruh bedenden sufilerde bilinçli değil ama gayri bilinç noktasında da ayrılır. Bu sufilerin zikrinde olan, zikir halindeken olan ayrılıktır. Sufiler Allah'ı zikrederlerken yakaza hali dediğimiz normalde zikrullah'a devam eder aklı yerindedir zikullah da devam eder ama o esnada kendisinden bir bedenin çıktığını görür. İki beden olur. İki beden olurken aslında kendisinden çıkan kendisinin ruhudur. Bedenin enteresan bir şey ruh hem bedende hem karşıdadır. Her ikisi de sensindir. Her ikisi de birbirine sorabilir. Sen nesin? Ben senin ruhunum. Peki bu ne? Bu da senin vücudun. Bunu sufi kendisi izleyebilir. Bunu görebilir. Bu ruh bundan ayrılır. Ruh bundan ayrılınca örneğin işte Bursa'nın böyle bir yukarıdan bakaraktan Bursa'yı görebilir, izleyebilir. Ruh bundan ayrıldıktan sonra ruhun hoşnut olacağı hoşnut olduğu, o kimsenin daha önce sevdiği, muhabbet beslediği alanlara gidebilir. Yani sufiler bu konuda biraz böyle dini noktada durduklarından işte Beytullah'ı görebilir. Beytullah'ta tavaf edenleri görebilir. Tavaf edebilir orada. Tavaf edebilir. Tavaf edenlerle konuşabilir. Tavaf edenler onu görebilir ruhun bedenden ayrılması bu, bu esnada o kimsenin ihtiyarının dışındadır. Bir ölüm vardır. Bunda o kimsenin kendince ihtiyarı yoktur. Uyku vardır. Yarı ihtiyar sahibidir o kimse. Bu hani uykuda o kimsenin uyku ruhunun ayrılması bu noktada uyumasına bağlıdır. Uyumazsa ruh ayrılır mı? Ayrılmaz. Burada normalde okul o kimse uyuduğunda ruhu ondan ayrılır. Ama burada sufilerin yaşadığı şey yaşadığı şey biraz böyle ihtiyarlığın ihtiyari olmanın dışındadır. Yani belki de sufi ilk etapta bunu istemez. Bunu böyle isteyemez de bunu bilemez de ilk etapta. E bunu ancak sohbetlerde dinlemiştir. Bu ancak o kendisinden zuhur edince bunu anlayacaktır. Sağlı sollu yanaşır. Boşlukları doldurur. Buna sufiler kendi dillerinde yakaza hali denir derler. Uyurla uyanıklık arası. Bu uyurla uyanıklık arasının en aşağı kategorisi o kimsenin rüya görür gibi hal görmesidir. Böyle sanki rüya görür o esnada. Böyle bir hal görür. Yakaza hali bu o kimsenin mesela zikrullahı oturdu işte virdini çekiyor. Gecelik beş bin virdi var. La ilahe illallah 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 devam ediyor. Ama o virdi her gün devam edecek ya. O virdi her gün devam eden kimselerde böyle bir uyku hali de olur. Günün yorgunluğu var. işte stresi var. Günün sıkıntıları var. Böyle derviş az da bunu da altını çizeyim öyle her gün virdine bir tamam devam edecek olan derviş çok az. Evet. O kimse böyle dersi çekerken böyle bir uyku hali olur onda. La la lala, la 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 illallah, la ilahe la 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 illallah, la ilahe illallah, la ilahe la la lala, la la lala, la la ama tesbih gidiyor ama gitmiyor. Aslında o kendi iç aleminde zikrullah kalbi olarak devam etmeye başlar. Dilden kalbe düştü. Kalbe girdi, kalp la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah la la gidiyor. Ama o kimsenin eli de durdu. Hafiften uyur gibi bir hal oldu. Uyku değil, uyur gibi. Kapı gıcırdasa duyar. Evde birisi dolaşsa anlar. Bakın uy, bu uyur gibi. O esnada ruh ondan ayrıldı. Ruh ondan ayrıldığında ilk etapta sufi şaşırır. iki beden görür. Der ki iki miyim ben? Sonra sen kimsin? Der ki o ben senin ruhunum. Hatta sen kimsin diyor sorsa ben senim de. Ben senin deyince tırlatır insan. Ona sorar sen kimsin? Buradan o anlar kendi ruhu veya da kalbine gelir. Bu benim ruhum. Çıkar ondan. Çıkarken o çıkan ruh oturan işte Ahmet'i zikrullah yaparken görür. Ahmet zikrullah da la ilahe illallah, la ilahe illallah. Dışarıda bir Ahmet daha oldu. Bu Beytullah'a gider, tavaf eder, ağlar, dua eder orada. Muhteşem Sefa ile Merve say yapar, bitirir işini. Ama Ahmet orada la ilahe illallah'a devam ediyor da. Bu da sufilerin yaşadığı ölmeden önce ölünüzün hal noktasıdır. Sufiler bir şeyin kelamına bakmazlar. Birisi ne diyorsa desin. Onun kelamına bakmaz sufiler. Birisi şeyh olmuş. O istediği kadar sabahtan akşama kadar ben şeyhim desin. Gerçek sufiler onun kelamına bakmaz. Onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri birisine rüyasında söylemiş mi? Sufiler buna bakar. O kimseyi millet rüyasında görüp sahih rüyasında görüp onun şeyh olduğunu o kimseler rüyalarında görmüşler mi? Sufiler, gerçek sufiler buna bakarlar. Bu nedir? Bu işin en doğru noktasıdır. İşte filanca şeyhmiş. Mübarek olsun. Onun etrafındaki kimseler rüyalarında görüyorlar mı? Dışarıda hiç tanımadık kimseler onu rüyasında görüp geliyorlar mı? hiç alakası olmayan bir kimse sevki ilahi rüyasında görüp geliyor mu? Ona bakar sufiler. Sufinin ölçüsü budur. O kimse sabahtan akşama kadar bin bir tane icazet sıralasın oraya. Muhakkak icazetlerin önemi vardır. Ama önemli olan sufilerin yaşadıkları rüyalar hallerdir. Sufiler onlarla giderler. Çünkü o keşfe aittir o mesele. O yüzden bir kimse de ölmeden önce biz ölüm şerbetini içtik der. O oh, ne kadar güzel. Her şerbeti içtik diyene bakacak olursan yanılırsın. Eyvallah bize bir anlat ya nasılmış bu hal. Bu önemlidir. Aa, tamam. Böyle yaşanıyormuş demek yaşayan birisi de varsa üç aşağı beş yukarı bunlar birbirlerine benzer şeyler yaşarlar. Aynısı değildir ama benzer şeyler yaşarlar. Böylece ne olur? O kimse ölmeden önce ölmenin değişik merhalelerini yaşamaya başlar. Bu bir tek merhale değil ha bu. Öyle. Bir şeye bağlı kalmayın bu noktada. Bir, bir tek merhalede değil. Bunun değişik menfezleri, değişik merhaleleri var. O merhalelerden geçiş var. Her nefis ıı, meratibinin kendi içerisinde ölmeden önce ölünüz hali var. Mutmainne'de ölmeden önce ölme hali ayrı. İşte Radiyede, Mardiyede, Safiyede ölmeden önce ölme halleri hepsi de ayrı ayrı. Hepsinin derecesi, hepsinin esması ayrı. Bakın hepsinin derecesi ve hepsinin esması ayrı. Bunu o hale gelen derviş ama kendi rüyasında görür. Açık ayan beyan ya da bir rüya görür. O rüyasını üstadın anlatır. Üstadı onun o halinden anlar. Veyahut da bunu halde görür. Halde görünce üstadı onun bu noktadaki durumuna nazar eder. Şeyh ölümden sonraki berzahı her zaman bu dünya ile ahiret arasına koymaz. Ahiretin birinci menzili olarak işaret ettiğinde berzahı ahirete, ahirete dahil eder. Ama başka bir pasajda berzah ile ahiret arasında açık bir ayırım yapar. Örneğin ahiretin hissi ve hayali olmayan olması sebebiyle Berzah'ın ahiretten farklı olduğunu yazar. Bu, da, bu nedenle kıyamet günü yani Berzah'ı izleyen varoluş düzeyi hakiki var olan ve hissi bir şeydir. Bu dünyadaki insanlara benzer. Tabi Arabide bu tip enteresan yaklaşımları görmek mümkün mesela bir pasajda bir şeyi kendince başka türlü mana verirken başka bir pasajda bir meseleyle alakalı başka bir mana verir. Arabi o yüzden bu noktada kendince ben derim ki bir halin terennüm etmesi yani halin kelimelere dökülmesi hal kelimelere dökülürken bir kimse bir hali bir hali Aynısıyla aynı şekilde yaşamaz. Halin halleri o kimsenin Allah'a ile değişir. Bir kimse bir saat önce Allah'a yakınlık derecesiyle beş saat sonra yakınlık derecesi aynı olmayabilir. Bu çünkü duyguyla alakalı. Aynı namazı kılıyordur ama aynı duygu yoktur. Aynı zikrullahı yapıyordur ama aynı duygu yoktur. Öyle olunca senin bir kıldığın namazın sendeki fazileti senin üzerindeki manevi etkisiyle bir saat sonra kıldığın namazın sendeki hali ve manevi etkisi aynı değildir. Öyle olmayınca bir önceki namazda manevi halin daha kuvvetli geçtiyse, duygu yoğunluğun daha fazla ise o namazın seni ivme olarak Allah'a yaklaştırma noktası daha fazla olacaktır. Eğer bir vakit sonra namazı o duygu yoğunluğunda kılamadıysan onun senin üzerindeki etkisi daha az olacaktır. Hatta namazı duygu noktasında daha da aşağılara doğru çektiğinde o namaz seni kötülüklerden alıkoymamasının sebebi bundan kaynaklanır. Sen namazı kılarsın ama namaz sende alışkanlık haline gelmiştir. Böyle bir alışılmış bir ritüel haline gelir. Alışılmış bir ritüel haline gelince namazın senin üzerinde bir etkisi kalmaz veya zikrullah sende ritüel haline gelmiştir. Sen zikrullahı yaparken o duygu yoğunluğunda yapmazsan zikrullahın senin üzerinde fazla manevi bir etkisi ve tecellisi olmaz. Sema ederken sen semada kendini duygu noktasında Allah'a yakin olarak yakınlaşma noktasında görmüyorsan sema bir ritüelden ileri geçmez. Senin üzerinde bir derece vermez. O yüzden sohbetler, zikrullahlar, iyi ameller, iyilikler hepsi de bir noktadadır. Sen hani ihlası yakalamak vardır ya bir kimsenin bir açın karnını doyururken aman ya bak açı görüp gözetiyor desinler diye açı doyurursan onun sana bir manevi fazileti, bir derecesi, seni Allah'a yaklaştıracak bir hali olmaz. İkisi de birer tane aç doyurdu. Birisi işte gitti en nadide yemekleri yedirdi ama yedirdi desinler diye yedirdi. Birisi gitti bir yarım hurma verdi ona. Bir yarım hurma verdi. Ama o yarım hurmayı Öyle bir duygu yoğunluğunda verdi ki yarım hurması vardı zaten yarım hurmayı da ona verdi. Aslında o bütün yiyeceğini ona ne yaptı infak etti ve gösteriş için de değil yedirdi desinler diye değil o yarım hurmayla kendi cehenneminden kurtuldu cennetlik oldu. Öbür ki yedirmekle cehenneme doğru koşturdu. Neden? Gösteriş için yaptığından riya girdi işin içerisine. O yüzden bu meselede Arabinin de üzerinde değişik haller zuhur eder. Allah alem bu benim kendimce tespitim. O yüzden bir pasajda daha yüksek perdeden konuşurken bir pasajda da o yüksek perdenin altından konuşması veyahut da herkesin anlayabileceği şekilde getirmesi, herkesin onu kavrayabilecek sanki aşağı olunca böyle anlam itibariyle biz anlıyoruz manası çıkıyor zaten. Biz anlayınca da demek ki bizim seviyemiz bu. Bizim seviyemize göre konuştuğu da denilebilirler. O yüzden ahiretin birinci menzili bu manada hani ölümden sonraki berzah ya biz ervahtan berzahtan ervah alemine gidiyoruz. Berzah varoluştan ne olduk biz işte bu dünyaya geldik, biz ahirete doğru gidiyoruz. Tabi bu manada Arabi şeyi ne o e, kabir alemini değil mi? Öyle değil miydi? Berzah ahiretin birinci menzili. Ahiret arasına koymaz. Berzah her zaman bu dünya ile ahiret arasını koymaz. Ahiretin birinci menzili olarak işaret ettiğinde berzahı ahirete dahil eder. Yani ahiret alemi berzah aleminin içerisinde. Bunu yine sıralayalım şimdi. Dünya ahiret berzah alemi Arabi bu ahiret alemini bu berzahın içerisine aldı. Bundan sonra berzahtan biz ervaha gidiyoruz. Normalde berzah aleminden biz ebedi aleme doğru yürürken ahireti berzah aleminin içerisinde gördü. Ama başka bir pasajda berzah ile ahiret arasında açık bir ayrım yapar. Örneğin ahiretin hissi ve hayali olmayan olması sebebiyle berzahın ahiretten farklı olduğunu yazar. Bu nedenle kıyamet günü yani berzahı izleyen varoluş düzeyi hakiki var olan ve hissi bir şeydir. Bu dünyadaki insanlara benzer. Yani Arabi ahireti berzahın içerisine koydu. Kıyameti de berzahın içerisine koydu. Anladınız mı? Allah gün dedi ruhlarımızı yarattı. Ruhlar aleminden biz işte aşağı doğru en son dünyaya geldik. Alemi berzah diyoruz ya biz bunu. Bunu normalde ehli fıkı dünyaya dünyaya gelip dünyada vefat edinceye kadar olan kısmı berzah alemi olarak nitelendiriyor. Ruhun Arabide varlığın dereceleri. Hatırlayın şimdi. Bilinmeyen bilinen bir şey akıl devam ediyor ya akıldan sonra kalem ondan sonra levh-i mahfuz ondan sonra ruhlar alemi ondan sonra ruhlar aleminden aşağı doğru geliyoruz ya alemi emir deniliyor, işte her şey deniliyor ya, biz dünya dedik. Bir ruhun geliş noktası. Normalde akıl, kalem, ruhlar alemi dünya. Anladınız? Dünyadan sonra insan nereye geçti? Ahirete. Yani bu burada ara bir bölüm var. Bu ne? Kabir. Fıkıhçılar, yani bunu Hanefi fıkıhından örnekleyerekten verebilirim. Fıkıhçılar, bu kabir bir kısmı dünyanda son nefese verinceye kadar. Bir kısmı dünyada son nefesi verinceye kadar. Bir kısmı bu kabir alemi de bunun tamamı ruhlar aleminden itibaren geldi ya, dünyaya kadar dediğimizde berzah alemi dedi. Alemi berzah dedi. Anladınız mı? Şimdi anlaşıldı mı? Peki, bu normalde kabir aleminden sonra bireyi ilgilendiren anlatıyorum. Biz kıyametin kopmasına inanıyor muyuz? Evet. Kıyamette kopacak mı? Evet. Bu kıyameti de kabir aleminden sonra ahiretin bölümleri bunlar. Kıyamet. Bu kıyameti de bu kıyameti Arabi hepsi de berzahın içine aldı bunu. Anladınız mı burayı da? Berzah alemi dediğimizde ruhların yaratılması, dünyaya gönderilmesi, kabir alemi ve kıyametin kopması. berza alemi dediğimizde bu dört ana adım, dört ana değişkenlik olmuş oldu. Arabi, Arabi bunu normalde ıı, ahiret çünkü kabirle kıyamet ahireti ilgilendiren ne, mesele. Anladınız mı? Bunu berzahın içerisine alıyor. Şimdi anlaşıldı mı? Bu meselede anlamayan kaldı mı? Bir daha anlatacağız yoksa. Sıkıntı yok. Ruhlarımız yaratıldı. Ruhlar alemi ve dünyaya geldik. Dünya ve dünyadan sonra vefat ettik. Kabir alemi. Kabir aleminden sonra kıyamet koptu. Kıyamet. Bunu Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hepsini de berzah aleminin içerisine aldı. Bunların hepsi de alemi berzahın kademeleri oldu. Dereceleri oldu. Veyahut da değişik noktalarda tecelliyatları oldu. Ve bunların hepsini de burada en sonunda burada hakiki var olan ve hissi bir şeydir bu dünyadaki insanlara benzerler. Bunların hepsini de hissi dünyaya ait olarak gördü. Çünkü arabi başka pasajlarda berzah alemi hissi alem olarak nitelendirir. Duyularla algılanan, anlaşılan hissi alem. Ve bu duyularla anlaşılan hissi alem olduğu için arabi bunu gerçek var olarak görmez. Bunu varlığın tecelliyatı yansıması olarak görür. Ve bunların hepsini de hepsini de rüya olarak nitelendirir. Bunu Hz. Mevlana Cahreti Rumi Hazretleri de hayal olarak nitelendirir. Bu pasajda berzah ile ahiret arasındaki temel farkın hayali varoluş ile hissi varoluş arasındaki farkta yattığını önerir. Berzah kıyamet gününden daha az aydınlıktır. Kesinlikle kesinlikle gerek berzah gerekse kıyamet günü hayali varoluşun özelliklerini sergiler. Şeyhin dediği gibi ahiret hayatı berzaha ve hayale sahip olması sahip olması yönünden insanın batini boyutuna benzer. İşte bu noktada Hz. Pir bütün bu az önce anlattığımız dereceleri, buraları normalde işte berzah ile ahiret arasındaki temel farkın hayali varoluş ile hissi varoluş arasındaki farkta yattığını önerir. Bunu artık normalde bir üstteki pasajda hepsi de hepsi de hissi varoluşlardı. Ama bir alttaki pasajda da hissi ve hayali olarak tekrar değiştirdi. Öyle mi? Evet. Bunu normalde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bunun tamamını hayal üzerinde yürür gör demiş. O yüzden Arabi ile Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi arasındaki farklardan en önemli unsurlardan birisi de bu. Benim o yüzden fazla ilgimi çeker. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Arabi anlamak için çok uğraşmak gerekir. Çok temel olması gerekir. O da bizi aşıyor biraz. Allah beni affetsin inşallah. Ama ahiret berzahtan daha gerçektir. Çünkü şeylerin ruhani yönüne daha yakın olup bu yüzden daha latif ve daha aydınlıktır. Prof. E, çitik. E tabi normalde ben burayı bir kendi anladığımla anlatayım. bize dünya hayatı daha aydınlık, daha parlak gelir. Bize dünya hayatının daha aydınlık, daha parlak gelmesi bizim kendi hissi olarak duruşumuzdandır. Gerçeğinden değildir. Şimdi rüya görenler beni daha iyi anlarlar. Mesela bir rüya gördüklerinde rüyaları cap canlı, daha parlaktır. Dünyadan daha canlı, daha parlak bir alemin içerisine geçerler. Böyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz ya. Yani böyle rüya görmez misiniz hiç? Benim bunları anlatabilme, anlatabilme yolum bu. Hakkınızı helal edin. Yani ben bu işin teknik meselesini bilmem çünkü. Bir kimsenin rüyası salih rüyalardansa rüyasındaki gördüğü objeler rüyasındaki gördüğü protipler, rüyasında gördüğü kimlik ve kişilikler dünya hayatındaki gördüklerinden daha parlak, daha cafcaflıdır. Daha gösterişlidir. O kimseyi dünya hayatında o kadar gösterişli göremezsiniz. Ama o kimse eğer salihlerden bir kimse ise, iyilerden bir kimse ise rüyanızda Filorasan gibi yandığını görürsünüz. O çok cahçaflıdır. Çok böyle alvenilidir. Onun, o kimsenin dünyada görüntüsüne baktığınızda hatta kendinizce ikileme düşersiniz. Ya ben bunu rüyamda böyle görmediydim. Daha cahçaflıydı. Çaf daha güzeldi. Daha erkekse yakışıklı, albeniliydi. Kadınsa daha çekiciydi. Daha mükemmeldi. Ya baktıkça bakasım geldiydi. Ama gerçek hani biz onu gerçek olarak nitelendiriyoruz ya. Ama dünya gözüyle baktığında sönük, pörsümüş. Bunu ancak böyle anlatabilirim. Bu bunun gibi bir şey. O yüzden normalde bu manada hani e, mana alemi diyebileceğimiz bu alem dünya aleminden daha parlaktır. Daha canlıdır. Daha heyecanlıdır. Bir kimsenin hatta bunu biraz daha arttırsa gözünü yumduğunda görmüş olduğu hal normal dünya hayatından daha şatafatlı, daha parlaktır. Dervişlerin ilk zamanlarında ilk hal görmelerinde gözlerini fazlaca yummaları, hatta gözü yumuk dolaşmaları hatta aç gözlerini açmak istememeleri, dünyaya meyletmek istememeleri, işe gitmek istememesi, yemek yemek istememesi onun manevi halinin onda baskın olduğundandır. O manevi hali onda baskın olduğundan o dünya ona sönük gelir. <laughs> Eğer başındaki üstadı mürşidi kamil değilse o kimse dünyayla irtibatını kesebilir. Hani ordalıkta böyle meczup olmuş deriz ya meczupluk halleri vardır. Böyle o kimse bir iş yapmak istemez, yemek yemek istemez, işte su içmek istemez, eşi var mı yok mu, çoluğu çocuğu var mı yok mu meczup hali. O kimse böyle bir yerde bir dikiş tutturmak istemez. O kimse de bir ya o mana alemine doğru kürek çekmeye başlamıştır. Artık bu dünyadaki hiçbir şey ona tat vermez. İki, o kimsede kabız hali vardır. Bakın ikincisi ne? Kabız hali vardır. Kabız hali de bir mürşide tam olarak bağlanmayan kimselerin üzerinde tecelliden. Adam bir dergaha bağlanmıştır, bir şeyhe bağlanmıştır. O şeyh de mürşidi kamildir. Ama derviş ona tam bir mürşidi kamil diye bağlanmazsa onda da kabız hali olur. Ama öbür türlü şeyhi mürşidi kamil değilse onda da kabız hali olur. Veyahut da hani son zamanlarda, son dönemlerde çıktı ya böyle kendi kendisine yol gitmek isteyen, kitaplardan okuyaraktan sufilik yapmak isteyen, yok sabahleyin kalktığında işte güneşe karşı 786 tane besmele-i şerife, bilmem kaç bin tane de şunu çekecek de yüzü nurlanacak, aydınlanacak, bilmem kaç bin tane bilmem ne çekecek şu saatte, böyle kendi kendisine bir şeyler yapmaya çalışan, çok özür dilerim ama, çok özür dilerim çok çok özür dilerim. Kendi akıllarını kendilerine şeyh edenler var ya, onlarda da bu kabız hali olur. Onlar mesela bir rüya görseler, o rüyanın debdebesine kendilerini kapatıp dünyayla irtibatı keserler. O yüzden alemi mana, alemi manaya açılan gözler noktasında o göz oraya açıldıysa ona daha cafcaflı, daha heyecanlı, daha hareketli, daha sanki diri, daha sanki yaşanır, daha sanki gerçekçi gelir. Ve o kimse için dünya hayatı gerçek hayat olmaktan çıkar. O kimse bu dünya hayatını gerçek hayat olarak görmez. Yaşayan bir ölü gibi olur. Onun üzerinde fazla hırsı kalmaz, onun üzerinde fazla bir şeysi kalmaz. Kalmaz, 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 kalmaz. Bu onun mana aleminde bir kapısının, bir penceresinin açılmasıdır. O yüzden mesela ahiret burada Çıtık demiş ya ahiret berzahtan daha gerçektir diye. Evet, bu manada o kimse manaya yönelik. Mananın birinci adım olan ahirete yönelik dönüş başladığında onun için bu mana alemi, bu ahiret alemi daha parlak, daha canlı gelir. Bu yaşamış olduğu alemi berzaha göre. Çiz mesela işte en renkli, en cafcaflı şehri çok renkli, çok cahcaflı olarak görürsünüz. Ama alemi berzahta örneğin, özür dilerim hepinizden de. Cennetten kendi hayatına dair küçücük bir anlık bir anlık bir periyot izlemiş olsa o kimse yemin ediyorum dünya ile alakalı hiçbir şey ona tat vermeyecektir. Hatta bu periyot biraz daha yükselse, cennette kimlerle beraber olacağını görse, cennette kimlerle sohbet edeceğini görse, komşularını görse bu dünya ona dar olur. Bakın bu dünya ona dar olur. O bir an önce ölüp bir an önce oraya gitmek ister. i̇bn Arabi yeniden diriltilecek olan bedenin her yönüyle bu dünyadaki bedene benzemeyeceğini söyler. Normalde buna ehli fıkı bir kimsenin bu bedenle bir daha dirilmeyeceğini, Ahirette olan yeniden dirilişin bu bedene benzer bir bedenle dirileceğini söyler. Aynı şekilde de bu normalde arabi de her yönüyle benzemeyecek diyor. Doğru söylüyor. Buna ben bir parantez açayım şimdi. Mesela bu yeniden ahirette yeniden diriliş kıyametten sonradır. Kıyametten sonra kıyamet koptuktan sonra olan diriliş. Bu normalde bunu yeniden diriliş deyince kıyametten sonraya bırakmamız lazım. Mesela bir kimsenin kabir alemindeki tecelliyatı ile alemi mahşerdeki tecelliyatı ve dünyadaki tecelliyatı aynı değildir. Dünyada X kimse tanıyorsunuz, bu şimdi tuhaf kaçacak belki de ama mevzuyu açtık. Tanıdığınız kimsenin ölmeden önce kabir haline vakıf olduğunuzda o kimsenin suretinin aynı olmadığını görürsünüz. Bu sizde daha da merak uyandırır. Eğer bu sizin bu noktada manevi yolunuz ve kapınız açık ise o kimsenin mahşerdeki tecelliyatına bakarsınız. Mahşerdeki tecelliyatını gördüğünüzde dünya hayatındaki tecelliyatıyla kabir alemindeki tecelliyatıyla mahşerdeki tecelliyatta fiziki olarak ve suret olarak birbirine benzese dahi aynı olmadığını görürsünüz. Bu bir. ikincisi mahşer günü. Mahşer günü cennetlik vücutlar ile cehennemlik vücutların tecelliyatı aynı değildir. Sakın buradan reenkarnasyona girmeyin. Bu doğu mistizmindeki reenkarnasyon değildir. O kimsenin kendi ruhudur. Vücut tecelliyatı olarak aynı değildir mahşer kon kuruldu herkes dirildi herkes dirildiğinde aslında aslında herkes dirildiğinde kendince kendisinin ne olduğunu görür. Daha hesaba çıkarılmazdan önce kendisinin ne olduğunu görür. Ama hesap mutlaktır. Hesaba çıkacaktır herkesin, her yaradılanın hesap meydanına toplanma sebebi şefaate ulaşmak içindir. Yoksa herkes gong vurdu, dirildi, dirildiği anda kendine baktığında kendisinin cehennemlik veya cennetlik olduğunu görür. Allah'a alem. Bunlar böyle kitabi şeyler değil ama Allah alem diyelim sonunda. Görür. Görür ama o bu dünyadayken duymuş idi. Bir şefaat vardı. Bu şefaati inkar edenler var ya şimdi. En önde onlar koşacaklar mahşerde. Bu şefaati inkar edenler en önde koşacaklar şefaate nail olmak için. Herkesin hesap meydanına toplanmasının kendisini süründüre süründüre oraya götürmesinin sebebi bir ümittir. Peki bunu destekleyen hadis-i şerif. İnsanlar peygamberlerinin etrafında, liderlerinin etrafında, sevdiklerinin etrafında toplanırlar. Derler ki hadi bizi kurtuluşa götürün. Bütün kavimler derler ki herkes işte peygamberine gider. Onlar da hepsi derler ki atamız olan Adem'e gidelim. Hepsi de Adem'in etrafında toplanır. En son da o ne der? Der ki ilk peygamber olan muhammed Mustafa'ya gidelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi hadisleri sahih değil deyip inkar edenler bunu da inkar edecekler. Bakın bütün hadis şerifleri inkar eden hokkabazlar da var ya bu memlekette. Bütün hadisleri reddeden reddeden akılsız akıllılar var ya bunu da reddedecekler. Ama bütün insanlar pe kendi peygamberlerinin peşine düşerler. Kimler? Gerçekten İsa'nın peygamberliğine inanmış olan iyi sevilen. Gerçekten Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmış olan Musa'nın zamanında yaşamış olan Museviler. Bunlar peygamberlerin peşlerinde giderler. Herkes mesela var ya şimdi hani sensiz cehennem bile haramdır bana. Hani öylesine aşık olmuş ki hani cehennemi istemiyorum diyen var ya ah yavrum gel bakayım sen maşer maş günü. Sensiz neymiş haram neymiş helal görür. Hani böyle putlaştırarcasına ilahlaştırırcasına bir parti liderini, bir devlet başkanını, bir ne bileyim işte abisini, babasını, kocasını, karısını, çocuğunu putlaştıranlar var ya. Böyle ilahlaştırmış. İlahlaştırmış. Neyi ilahlaştırdıysa, neyi ilah gördüyse onların peşine takılır herkes. Kişi sevdiğiyle beraber mahşerde de o sevdiğini bulacak. Neyi sevdiyse. Diyecek ki Tarkan ben seni çok sevdiydim. Yırttım kendimi senin için. Pantolonum senin gibi oldu. Ayakkabım senin gibi oldu. Ben erkek gibi gömlek giyecekken bluz giymeye başladım. Ben erkek gibi dolaşıp vücudumda kılı olan yer olacaktı ama ben yoldum tavuklar gibi kendimi. Neden? Sana benzemek için. Hadi sen Tarkan'la beraber haşr olacaksın. Herkes sevdiğiyle haşr oluyor. Dikkat edin. Mahşerde herkes sevdiğiyle haşr oluyor. İşte mahşerde haşr olunduğunuz vücut da bu dünya vücuduna benziyor. Suret olarak. Ama aynısı değil. Aynısı değil. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Aynı o vücutlar cehenneme girerken cehenneme giriş vücudu aynı değil. Cehennemdeki vücudu aynı değil. Allah bizi affetsin. Aynı değil. O insanlar cennetin derece derece, makam makam girerlerken de cennete giriş vücutları aynı değil. Cehennemi görüp de cennete gidecek olanların da vücutları aynı vücut değil. Aynı değil. Ruh bu manada bir tane ama gidecek olduğu derecelere göre o ruhun ruha giydirilen fiziki elbisesi farklı. Allah alem bunu gene sonunda Allah alem diyelim. Herkesin kendi bilgisi kendisine. 15. yüzyıl sonlarında Mevlana Şemseddin'in yazdığı tıpla ilgili yapıtın sonunda geçen Bende halümce bedret dinem velet çelebi izbudan, dediği Niyazi Mısri'nin can kuşunun her zaman eskarıdır varidat Aklo hayalin hemen efkarıdır varidat. İşidecek adını duydu canım tadını. Bildim ki ariflerin esrarıdır varidat. Eyvallah. Nerelerden buldun bunları maşallah subhanallah. Evet. Ben de halimce bedreddinem dediği şey hal noktasında bir Bedir ayın bir en parlak olduğu anıdır. Bedrettin o kimsenin dinde en parlak bir şekilde yaşandığı haldir. Burada Mevlana Şemseddin'in sonunda geçen ben de halimce Bedrettin'em dedi. Evet bir Şeyh Bedrettin'i de atıfta bulundurur ki bu soruyu yazanın görüş ve düşüncesi Şeyh Bedrettin'edir. O bu manada buraya yazmıştır çünkü o ben de halimce Bedrettin'em deyince yani Şeyh Bedrettin'in haliyle hallendim. Onun bu noktada haliyle hallendim deyince o kimsenin ben de Bedrettin'em demeye hakkı olur. Bir kimse Hazreti Mevlana'nın haliyle hallendiğinde kendinden geçip ben de piri Mevlana'yım demesi onun hakkıdır. Hakkıdır. O hal ile hallendiyse. Niyazi Mısır'ın da can kuşunun her zaman eskarıdır varidat. Varidat ne demek? Halden hale geçmek. Halden hale geçmek. Hayretten hayrete geçmek. Can kuşunun her zaman eskarıdır. Yani ruh, ruhun zikridir. Ruhun zikridir. Halden hale geçmek. Ruhun yoludur. Yo ruhun sülüküdür. Halden hale geçmek. Aklı hayalin hemen efkarıdır vardı. Bu noktada aklınla hayalinle kendince efkarda vurur ya dertlenirsin, heyecanlanırsın. Bu da aklın, hayalin yoludur. İşitecek adını duydu canın tadını. Bildim ki ariflerin esrarıdır varidat. Yani o yüce sevgili senin ismini söyleyecek. Can onu bildi ya, o yüzden ne yaptı? Ona doğru koştu. Bu da Ariflerin esrarıdır diyor. Allah bizi onlardan eylesin. Şiirindeki Şeyh Bedreddin'in varidatını da ne demiş? Varidatın Şeyh Bedreddin varidatında da ne demiş? Bu gövde ile ayrıntıları dağılıp yok olduktan sonra yeniden eski biçimine dönmez. Yeniden birleşip bütünleşemez. Var olamaz. Ölüyü diriltmenin anlamı da bu değildir. Varidat 2. Eyvallah. Buna katılıyorum. Normalde bu gövdenin işi biter, bu dünyada kalır. Bu gövde kabir alemine yürümez. Bu gövde mahşere yürümez. Bu gövde cennete yürümez. Bu gövde cehenneme yürümez. Bu gövde cennetten yukarı yürümez. Cennete girip cennetten yukarı yürüme de var. Ahiret işlerinin bilgisizlerin anladıkları gibi olmadığını bilmek gerek. O işler görünmeyen evrenle ilgilidir sıradan kimselerin anladıkları gibi duyu evreniyle ilgili değil. Varidat bir. Evet yani bu manada ahiretle alakalı bilgiler bizim normalde bu dünya aklıyla algılayacağımız şeyler değildir. Bunlar ancak duyu değil. Ancak hal ile, ancak keşf ile bilinir. Bu keşfe ulaşmanın yoludur hal. Hal olmayan bir kimse keşfe ulaşması bu noktada biraz zor. O keşif olmazsa o insanın duyular aleminden sıyrılıp alemi manayla alakalı tecelliyatları görmesi ve bilmesi biraz zordur. Biz dönelim şeyhi ekbere. Nefis berzaha girdiğinde kendi durumunu kavrar ve geride bıraktığı bedenin sadece bir perdeden başka bir şey olmadığını anlamaya başlar. Kur'an da şöyle geçer. İşte senin perdeni kaldırdık. Bugün artık senin görüşün keskindir. Kehf 22. Normalde hani bir kimse bunu öldüğünde anlar ya o kimse tam ölüm anında gözünden perde kalkar. Bu Kehf 22 o kimsenin gözünden kaldırılan perdeyi söylüyor. Bu perdeyi bir kimse ölmeden önce de kaldırabilir mi? Evet. Bu kef 22'de anlatılan ilmel yakın olarak herkesin mecburi istikamette gideceği perde kaldırımıdır. Bunu mürşitti, müritti, iman ehliydi, değildi, kafirdi, mürtetti. Ne kimse kimseyse ölüm esnasında, tam ölüme yakın bir çıt varken gözünden perde kaldırılıp bu dünyayla ile alakalısı, alakalısı, alakası kesilip ahiret dediğimiz aleme gözlerini açar. Bu ilmel yakin noktasında herkesin mecburi istikametidir. Senin dininin, inancının, peygamberinin hiçbir şeyin bu noktada manası ve anlamı yoktur. O perde herkesten kaldırılır. İman ehlip salih ameller işlediysen sen mahş e kabirle alakalı cennetten bir pencere açılır. Onu seyreder, onu görürsün. Veyahut da sen kendi gideceğin İyiliklerin, güzelliklerin ülkesini görür, onu görür. Mutlu bir şekilde canını teslim edersin. Yok iman ehli iman edip salih ameller işlemediysen sen ızdırap içinde canını verirsin. Ama bütün herkesin o esnada perdesi kalkar. <laughs> Bu zorunlu istikamettir. Bu mecburi istikamettir. Bu dünyaya gelip akıl bali olanların hepsinde göreceği şeydir bu. Bu dünyaya gelip akıl bali olanların hepsinde göreceği şeydir. Bu ilmel yakindir. Aynen yakin nedir? O kimse ölmeden önce ölmeden önce bunu görür. Hani vardır ya ölmeden önce bunu görür, gideceği yeri görür, herkesi toplar, helallaşır herkesle. Artık ona haber verilmiştir, perde önünden kalkmıştır. O hiç dünyevi bir şeyle ilgilenmez. Hastadır ya ve hatta ölmezden önce birkaç gün önce onu gördü kendisi. Bir bakmışsınız adam elini ayağını çekmiş her şeyden, her şeyini tamam eder. Bir günde iki günde her şeyini tamam eder, herkesle helallaşır, bekler. Gördü çünkü onu bu ne? Bu aynel yakin noktası. Sufiler bunu hakkel yakın yaşamalı. Hakkel yakin. Sufi için hakkel yakin ne? Seyri sülüğün belli bir derecesine gelen sufi normalde herkes gibi nasıl öleceğini görür. Ölür. Öldüğünde kendisinin kimlerin yıkadığını görür. Kabre kimlerin koyduğunu görür. Kabrinin başına cenazeye kimlerin geldiğini görür. Cenazesini görür. Hepsini görür. Kabri görür. Kabri gördükten sonra mahşeri görür. Kıyameti görür. Mahşeri görür. Mahşere çıkar. hesabının kitabını verir. Mahşeri yaşar o. Mahşeri yaşadıktan sonra cennetlikse cennete. Cennetin katıncı katına gidecekse o kata kadar çıkarılır tam içeri girecek, yerleşecek. Sufi bu esnada bunu gerçek zanneder. Oldu zanneder. Bu seyri sülükte bunu yaşadığı anda bu tamam ben öldüm der kendince cennete giriyor artık. Tam cennete girecek. O esnada en çok onu seven onun da en çok sevdiği kim varsa ama derecesine göre pir efendilerden ama sahabe efendilerden ama en önemlisi peygamberlerden birisi onun göğsüne tatlı bir şekilde elini koyar. Der ki daha henüz vaktin var. İşin bitince sen buraya geleceksin. Bu dünyada vazifen bitince aha senin oturacağın yer burası. Aha senin dostların Gerçek arkadaşların, seninle beraber olacak olan da burası der. Ve o kimse oradan tekrar geri döndürülür. Bu, hakkel yakın noktasıdır. O kimse bunu görür, yaşar, yaşamıştır onu. Biliyordur. Yaşamıştır, biliyordur. Bu da seyri sülükün derecesi ve neticesidir. Allah hepinize nasip etsin. Amin. İşte bu da perdenin bu dünyada tamamiyetle kaldırılmasıdır. Sufi yolu da budur. Sufi yolu da budur. Böyle sufi yolu böyle siyaset yapayım, sufi yolu katakülle yapayım, sufi yolu, alevere dalevere yapayım değildir. Sufi yolunun özü budur. Kısacası seyri sülüku budur. Böyle olması gerekir. O yüzden oradan geri dönen için dünyada yaşamak zordur o bu hali yaşadıktan sonra dünyaya adaptasyon problemi yaşar. Adaptasyonu bir türlü gerçekleştiremez. Hatta zaman zaman adapte olmuş gibi görünse de bir türlü dünyaya adaptasyonu gerçekleştiremez. Yapamazlar isteseler dahi yapamaz isteseler dahi yapamaz. Sıkıntı gelir, problem çıkar. <laughs> bu söylendi şey Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisini aktarır. İnsanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. İnsanlar bu manada uykudadır. Evet. Çünkü gözlerinde perde vardır. Bütün insanlar gözlerindeki bu perdeyi kaldıramadıklarından dolayı bütün herkes uykudadır. Kim uyanıktır o zaman? İlmel yakin noktasında uyanık olanlar bu meseleyi fikren bilenler. Sizler şimdi fikren bildiniz. İlmel yakin noktasında birinci derecede uyanıksınız. Biliyorsunuz. Biz uykudayız. Ama öte aleme doğru pencereniz açılmadı. Aynel yakin noktasında olanlar ne? Zikrullah'ta orada burada rüya görenler, hal görenler. Bunlar aynel yakin noktasında. Aynel yakin noktasındaki kimse yarı uyanık. Kah uyuyor, kah uyanıyor. Kah uyuyor, kah uyanıyor. Aynel yakin noktası. Zikrullah da uyanıyor. Ben o yüzden bütün kardeşlere derim ki ne yaparsanız yapın zikrullaha gelin. Ne yaparsanız yapın virdinizi çekin, zikrinizi çekin. Ne yaparsanız yapın namazınızı kılın. Namazınızı kılın. Sen hakkel yakin uyanıklığını yaşamaya çalış. Ama onun yolu İlmel yakin noktasında uyanık olmak, ardından aynel yakin noktasında uyanık olmak. Mübarek insan otur ya Abdülkadir Geylani Hazretlerinden tutun sahabelere, peygamberlere kadar hepsi de zikir halakasında erişmişler bu hale. Siz zikir halakasında erişmeyeni gördünüz mü? İnsanlık tarihi boyunca. Bunu zaten yarı hani uyanıklık dedim. Aynen yakin noktasına gelip de hal görmeye başlayan kimseler kendilerinden önce vefat etmiş olan kendilerinden önce derken sadece Muhammedi tarihi söylemiyorum size ha. Bu yakın tarih. Bu yakın tarih. O yüzden sufiler için geriye yönelik tarih Sanki yokmuş gibi başlangıcı. Nice kavimler, nice kavimler, nice zikir ehilleri. Allah aynen yakin noktasına gelen dervişlere ibretlik gösteriyor bunları. 3000 yıllık, 5000 yıllık dervişler. Cenab-ı Hak onları enteresan bir hayat standardında yaşatıyor. Allah'ı zikretmek, Allah'ı övmek, Allah'ı met etmek. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de en büyük iştendi. Cenab-ı Hak onları öyle bir alemde, öyle bir ibretlik alemde yaşatıyor ki onların rızıkları zikir. Oturmuşlar, her biri can fanusu içinde yaşıyorlar sanki. Allah'ı zikrediyorlar. Kimisi ne zaman yaratıldığını bilmiyor yaratıldığı günden beri Allah'ı zikreden ama hayatta olan, yaşayan ehli zikir var. Kardeşler, arkadaşlar, dostlar Allah'ı çokça zikredin. Vallahi da tillada da tilla da hepimiz daha az zikrediyoruz. Yaşını bilmeyen zatlar var. Yaşını bilmiyor. Yaşını bilmiyor. Allah'ı zikrediyor. Sorduğunuzda ne zamandan beri burada zikrettiğinizi bildi bilmiyor o zamanı. Melek mi diye sorduğunda melek olmadığını da beyan ediyor. Melek değil, insan. İnsan. Allah'ı zikrediyor ama. Bunlar bu aynel yakin derecesinde bir sufinin, bir dervişin yaşadığı hallerdir. Cenab-ı Hak o zikir ehlinden semayı süslemiş, varlığı süslemiş. Birinci kat gökte zikredenler var. İkinci kat gökte zikredenler var. Üçüncü kat gökte zikredenler var. Dört, beş, altı, yedi zikredenler var. Arş zikredenler var. Kürsünün etrafında zikredenler var. Lef-i mahfuzun etrafında zikredip de dönenler var. Lef-i mahfuzun içerisinde dahi zikredenler var. Eğer bir veli, bir mürşidi kamil lefi mahfuzdan haber alıyorsa vallahi de billahi de tillahi de orada zikrullah halakasından gelip oturmuş olan kendisinden önceki velilerin 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 velilerden alır. Zikredenler var. Ama gel gör bu ümmet zikirden uzaklaşıyor. Baktığınız zaman böyle zikirden ulaştırma, uzaklaştırmak isteyen alimler var. Zikrullah'tan uzaklaştırmak isteyen alimler var. Zikrullah'tan uzaklaştırmak isteyen profesörler var. Zikrullah'tan uzaklaştırmak isteyen her şey var. Bunu böyle gördüğümde şunu düşünüyorum kendi kendime. O kadar kıymetli, o kadar kıymetli, o kadar kıymetli ki Cenab-ı Hak bir tek kendi mahremi olanlara atıyor. Geri kalan da örtmek için, örtmek için çaba harcıyorlar. Örtmek için. Böyle çekiliyorum kenara. Diyorum ki ya, örtmek için çaba harcıyorlar. Saklamak için çaba harcıyorlar. Saklıyorlar. Koca koca hocalar, koca koca alimler, profesörler, Diyorum ki bunlar kıymetini bilmiş olsa bunlar zikrullahın kıymetini bilse görseler zaten vallahi da billahi da Mustafa Özbağ'ın kullanan tuttukları gibi atarlar dışarı. Derler ki çekil lan şuradan cahil cühele adam. Biz oturacağız burada zikrullah yaptıracağız. Biz zikrullah yapacağız derler. Vallahi derler, billahi derler, tilla derler. Oradan bir şey görseler. Derler zikrullah o kimsenin bu noktada şahadetini ileri doğru götürür. O aynel yakin derecesinde ölümle karşılaşır ve keşfi açılır ama rüyasında ama halinde ne yapar? Bu halleri görür. Ve o kimsenin de ne yapar? Görüşü keskinleşir artık. Onu kimse Zikullah yolundan döndüremez. Onu dışarıdan bakarlar. Bu mecnun olmuş ya. Deli olmuş ya. Bu zikirden başka bir şey düşünmüyor. Var ya hadis-i şerif. Allah'ı zikreden öyle kulları vardır ki dışarıdan onlar görüldüğünde bunlar deli olmuş denir. Dışarıdan bakan ne yapar? Bunlar deli ya. Bunların işi gücü yok. Habire zikrullah yapıyorlar. Siz hu, hu 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 mu diyenlerdeniz. Ha evet onlardanız diyorum ben. Aman kardeşim uzak duralım sizden diyor. Ey uzak dur. Hocam seni çok iyi dinliyorum. Çok iyisin. Harikasın. Sohbetlerin harika. Ben hemen öyle diyenin hemen arkasından bekliyorum. Şimdi diyecek ki diyorum ben. Şu zikrullah olmasa. Biliyor <laughs> diyor ki Hani siz diyor toplanıyorsunuz videolarınız var ya diyor. Hani siz ona zikir diyorsunuz ya diyor. Evet diyor ben bunu kafam almıyor diyor. Evet diyorum ya bazen benim de kafam almıyor diyor onu. Valla bak hocam diyor. Geçen gün birisi diyor ki bak diyor bu yolunuzu sizin herkese sevdirmeniz lazım diyor. Nereden çıktı bu dedim telefonda. Dedi sevdirmen lazım bütün herkese. Ben şimdi arkasından Zikullah'ın geleceğini biliyorum. Dedim sevdirmemiz için Zikullah alakasını dağıtmamız lazım, değil mi dedim ben? Vallahi dedi, zikir dedi bana çok dedi böyle dedi tuhaf geliyor. Yok yok açık konuş daha rahat konuş dedim. Gece saat iki buçuk nasıl olsa dedim kimse de duymayacak. Sen dedim dök içini. Ondan sonra vallahi ben dedi Zikullah'daki Zikullahı görünce dedi uzak durmam gerektiğine inandım dedi. Gerçekten uzak dur dedim. Hani benim onu yumuşatacağımı böyle hani alttan al, Dedim uzak dur. Orada herkes duramaz dedim. Orası gerçekten de dedim özel bir yer. Nasıl dedi? İlme bakmıyor. Alimliğe bakmıyor. Zenginliğe bakmıyor. Fakirliğe bakmıyor. Şekline, şemaline bakmıyor. Cinsiyetine bakmıyor. Rengine bakmıyor. Hangi ırkına bakmıyor? Ya! Ya! Allah demene bakıyor. Allah demene bakıyor. Bir de daha bizde artısı var tabi bizim zikir meclislerinin. O bizde rutubet var, ter var. Bir de insan kokuyor bizde. Birisi de öyle dedi. Geldik zikullağma dedi. Yani hocam yanlış anlama dedi. E dedim ben insan kokuyor orası dedi. Haklısın dedim. Bir sürü eşyanın etrafında durunca insan dedim. insan kokusuna alışamıyor. Kolay bir şey değil. Adam ahırda yaşaya yaşaya adam normalde koyun kokusuna alışmış. inek kokusuna alışmış. İnsan kokusuna alışamıyor. Allah bizi affetsin. Ancak ölüm yoluyla uyanma henüz birinci uyanmadır. Kıyamet gününde insanlar bir kez daha uyanırlar. Profesör Çitik. E yok bizde uyanış bir tane değil. Biz onu açıklamışız Çitik'ten önce. Çitik iki uyanışı şey yapmış. Yok bizde iki değil. Senin ölüm yoluyla uyanman rüyasının ortasında uyandığını gören bir kimseye benzer yani ölmezden önce bu M Kaf Suresi ayet 22 tecelli ettiğinde ölüm yolunda uyandı. Ne diyor? Rüyasının yarısında, ortasında uyanmaya benzer. O kimse rüya görürken kendi kendine şunları, şunları, şunları gördüm der. Ve kendisini uyanık zanneder. Öyle olmaz mı? Fütuhat, 2. cilt, 313. sayfa, 6. paragraf. Yani o kimse rüyasında ne diyor gerçekten? Şunlar şunlar şunları gördüm diyor. İşte bu dünya da böyle. Dünya bir uyku. O zaman arada bir rüya görünce sen uyanıyorsun. Arabi bunu dünyada yaşayan bir kimsenin salih bir rüya görmesini bu rüyadan uyanmak olarak görür. O kimse rüya gördü, uykudan uyandı. Rüya görünce, salih rüya görünce uykudan uyandı. Ve dedi ki şunları 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 gördüm. Kıyamet gününde Allah adaletle hüküm vermek için gelir. Allah sadece nur ismiyle geldiğinden az Rabbinin nuruyla parıldar. Daha sonra her nefis bu nur sayesinde neyi takdim edip neyi tehir ettiğini bilir. İnfitar ayet 5. Çünkü bu nurun her şeyi apaçık ve perdesiz gözler önüne çıkardığını görür. İkinci dil 485 fütühat. Evet. Bu normalde o esnada tecelli edendir. Ama bunu sufi seyir sülük noktasında Allah'ın nurunun aydınlattığını görür. Cenab-ı Hak kendi nurundan o sufinin kalbine bir nur verir. O sufinin kalbine bir nur vererekten sufi bu aynel yakin noktasını ve hakkel yakin noktasında kendi Cenab-ı Hakk'ın kendi içine lütfetti o Allah'ın nuruyla görür. O sufi kendince kendisinin gördüğünü zanneder. Bu sonsuz ışığın altında her şey olduğu gibi bilinir. Niyetler daha fazla gizlenemez. Evet. O mahşer yerinde Hiçbir şeyin gizlenmesi mümkün değil. Her şey apaçık meydana çıkar. Her şey apaçık tecelli eder. Kendi aramızda konuşmazsak aşağıda ve yukarıdakiler memnun olacağız. Konu önemli. O yüzden lütfen konuşmayalım. Bu dünyadaki bu dünyadayken Rabbinin önünde mutlak hiçlik olan kulluk ahiret Te yükselme, yücelik olarak ortaya çıkar. Bu dünyada salih ameller işleyenler, bu dünyada hakkı, hakikati gözetenler için ahiret aleminde bir yükseliş, bir uruç olarak tecelli eder. Bu dünyada kendi nefislerini Allah'ın karşısında yok etmiş olan kullar, ahirette Allah'ın sıfatlarından başka hiçbir şey sergilemezler. Ok insanlar bu dünyada Kur'an ve sünnete uyduklarından dolayı, kendi heva ve heveslerine uymadıklarından dolayı, kendi üzerlerinde Kur'an ve sünnete uyduğu için tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Bir kimsenin üzerinde, Kur'an ve sünneti uyan bir kimsenin üzerinde tamamiyetle, bu mümkün olmasa dahi, bunun itopyası odur. O kimse Kur'an ve sünnete uyaraktan tecelliyatı o kimsenin bütün Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatı olur. Ve mahşerde onun üzerinde görülen her şey Cenab-ı Hak Allah'ın sıfatlarının tecelliyatı olur. O kimsenin kendi heva ve hevesinden bir şey üzerinde görünmez. Çünkü ilahi ruhu engelleyecek hiçbir beşeri sınırlama kalmamıştır. Onun üzerinde cenab-ı hak'kın, cenab-ı hak'kın kalbine yerleştirmiş olduğu nurun ona yol göstermesiyle, onun üzerinde tecelli etmesiyle o kimsenin üzerinde Allah'ın sıfatlarının haricinde bir şey görünmez. O değil gitmiştir ve geride o kalmıştır. Artık o kimsenin kendi kendisiyle alakalı. Kendi heva ve hevesi kendi nefsinden, kendisinden bir şey kalmamıştır. Kendisinden bir şey kalmadığından dolayı onun üzerinde tecelli eden her şey onun sıfatları haline gelir. Onun sıfatları haline gelince artık o kimsenin üzerinde tecelli eden görünen o kimsenin üzerinde görünen her şey Cenab-ı Hakk'ın sıfatları haline gelir. Allah bizi o haliyle hallenenlerden eylesin inşallah. Amen. Kredi kartı ile vade farsız taksitli altın almak caiz mi? Altın alışverişlerinde Altın alışverişlerinde Dolar euro alışverişlerinde vadeli alışveriş faizdir. Hanefi fıkhına göre. Anladınız mı? Siz doları vadeli alıp satamazsınız. Euro'yu vadeli alıp satamazsınız. TL'yi vadeli alıp satamazsınız. Altını vadeli alıp satamazsınız. Kandırıyorlar. Kuyumcular da kandırıyor bu noktada. Bunu yapan kuyumcuların hepsi de faizci. Benim yakinen bildiklerim var. Alıyor 3 aylık çek kaç para? Altın kaç para şimdi? 100 lira. 3 aylık çekle 130 liradan 120 liradan alıyor. Aynı yerde de paraya çeviriyor. nakitin nakitin nakitle çençi çençi ancak anında olandır. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah diyor ki hadis-i şerif var. Diyor ki birine al bundan 100 dolar ver bana dedin. Adamın parayı verdin. Adam 100 doları vermedi. Gidiyor ya. Sen de diyor peşinden git. O duvardan atlarsa sen de duvardan atla. Anladınız mı? O duvardan atlarsa sen de duvardan atla. Yani bu ne demek? Nakiti nakite anında alır satarsın. Vadelisi yoktur. Bunu yapanlar ya dini bilmediklerinden ya da tatlı faizcilik yapıyorlar. Tatlı faizcilik. Arkadaş kredi kartından kredi kartından çekelim olur. Ne aldın? İşte 5 tane bilezik. Onar gramdan 50 gram. 50 gram bilezik ne yaptı? 5 milyar yaptı. Olur. Tamam. Nasıl ödeyeceksin? 10 taksitle. Kaç para ödeyeceksin? Beş buçuk milyar ödeyeceksin. Cık. Faiz Hanefi'ye göre. Kızacaklar şimdi gene bana. <laughs> ben şu faiz, bu faiz deyince artesin dayanıyor millet meyillere. Kardeşler, müminin müminden faiz alması, vermesi haram. Haram. Hacısına, hocasına, dervişine, sufisine, şeyhine. Haram. Haram. Haram ya. Ağır. Hadis-i şerif ağır. Hadis-i şerif ağır olduğundan söylüyorum. Husisi söylüyorum. Kimisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu hadisi söylediğini zannetmiyorum. Seni gidi faizci seni. Zannetmiyormuş. Kötü ü siddete geçiyor. Namazla alakalı hadis-i şerifi zannetmiyorum demiyorsun. İftarla alakalı hadis-i şerifi zannetmiyorum demiyorsun. Faizle alakalı hadis-i şerifi zannetmiyorum diyor. Kim mümin kardeşinden faiz alırsa annesiyle Kabe duvarının dibinde nikahlanmış gibi olur. Yemeyin kardeşim. Almayın Müslümanlardan. Bitti. Almayın müminlerden. Müminsen alma. 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 İflas mı edeceğiz? İyi, ananla sen Kabe duvarının dibinde zina edecek halde durmak istiyorsan sen bilirsin kardeş. Bana ne? Ben sana hadisi söyledim. Adamda da benim gibi sakal var. Bana kalkmış, hocam Allah'ın affı yok mu? Olur dedim. Sen git tecavüz et, Allah'ın affı yok mu de. Sen git erkek çocuklara tecavüz et. Allah'ın affı yok mu dese ona? Var ya şimdi gündemde. Senin çocuğuna yapsınlar bakalım bir. Sen affedecek misin? Senin kızına tecavüz etsinler bakalım affedecek misin? De ki tecavüz işlenen gerçek bu adam tecavüz etti. Versinler eline bakalım ne yapacaksın sen? Hukukumuz hukuk değil. Hukukumuz katilden yana, zaniden yana, hırsızdan yana. Hukukumuz bizim bu. Adam tecavüz ediyor, beş yıl sonra çıkıyor. Adam tecavüzcü ya. Bunun İslam dininde karşılığı ölüm. Adam katil. Hiç yoktan birini öldürmüş. İslam dininde karşılığı ölüm. Ölüm. Adam uyuşturucu üretici ve satıcısı. İslam dininde karşılığı ölüm. Ölüm, ölüm. Adam terörist. Terör. Eline almış silahı, devletin polisini, askerini şehit ediyor. Almış eline silahı sivilleri şehit ediyor. Karşılığı İslam dininde karşılığı ölüm. Ölüm. Bu karşılığı. Aha her gün televizyonlarda din, seyrediliyor, dinleniliyor. Adam gitmiş erkek çocuklara millet dinini öğrensin diye oraya bırakmış. O da tecavüz etmiş. Karşılığı ölüm. Ölüm ölüm karşılığı. Bir tanesini öldür bakalım. Nasıl arkası kesiliyor bak. Ortalık dönme dolu. Fuhuş yapıyorlar. Cezası ölüm. Yapan da yaptıran da. Ölüm cezası. Bir erkeği arkadan kullanmanın cezası ölüm İslam dininde. Bir erkeğin kendisini başka bir erkeğe arkadan kullandırmasının da cezası İslam dininde ölüm. Fetvasını veren Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Öyle Kur'an'da bunun fetvası yok deyip çıkmasın kimse. Cezası ölüm. İdamın yeniden Türkiye'ye gelmesi lazım. İdam yeniden, idam cezaları belirlenecek. Bu ne? Haksız yere bir kimse bir kimse öldürmüş. Ölüm. Öldürülecek. Yok orada bir sıra o işte tarla nizası varmış. Güm öldürüyor onu. Onun cezası ölüm. Bir kimse haksız bir kimse öldürüyorsa cezası ölüm. Tecavüzcünün cezası ölüm. Eş cinselliğin cezası ölüm. Eş cinselliğin cezası ölüm. Terörün, anarşinin cezası ölüm. E biz getirdiler bizim elimize. Pimi çekilmiş el bombası gibi. Biz bakıyoruz terörist başını. Bize verirken de imzaya attırdılar. Bunu vereceğiz size ama siz bunu asmayacaksınız. Elimizde patladı. Adam normalde eceli gelse ölse kıyamet kopacak. Ecelinden ölse kıyamet kopacak. E biz teröristleri öldüremiyoruz ki. Kim verecek o şehitlerin kan pahasını? arkalarında bir sürü küçücük çocuklar, gelinler, kadınlar, anne babalar. O polisler, o askerler, o subaylar, o siviller. Kim verecek kardeş bunun karşılığının cezasını? Ne yapacağız? Adamı tutuklayıp cezaevinde bakıp sonra 20 yıl sonra salacağız mı tekrar? Bu mu hak adalet? Bu mu? O zaman herkes toplansın, 50 kişi, 100 kişi silahlansın, dağa çıksın, başlasın öldürmeye. Nasıl olsa 20 yıl sonra çıkacak adam dışarı. Çıkmasa da ömür boyu cezaevinde bakacağız biz ona. Bizim vergilerimizden bakılacak. Teröristler şu anda ülkenin vergilerinden bakılıyor. Sen çalış, çabala, didin, Devlet sana devlete vergi kes, ekmekten yüzde on sekiz, bilmem neden yüzde bilmem ne, bilmem neden bilmem ne. Bütün ömrün KDV ödemekten geçsin, gelir vergisi, otobaydı, bilmem neydi. Öde. Cezaevindeki uyuşturucuları, tecavüzcüleri, hırsızları, dolandırıcılara bak. Adı ne bunun demokrasi? Adı ne bunun demokrasi? Gaspçıya bak, tecavüzcüye bak, tacizciye bak, teröriste bak, hırsıza bak, ursuza bak, namussuza bak, şerefsize bak, haysiyetsize bak. Kim bakıyor? Bu millet bakıyor. Bu milletin vergilerinden bakıyor. Adam polisi şehit etmiş cezaevinde. Polisin maaşından kesilen vergiyle yiyor Kim bakıyor buna? şeytanın görmeyin dediği yerler. Arkadaş bu cezaevinde bunun başında da memurlar var mı? Var. Başında askerler var mı? Var. Bunlar bu devlet bakıyor mu? Evet. Bu devlet bakıyor bunlara. Bu devlet nereden alıyor, alıyor bunu? Benim vergilerimden alıyor. Benim kesintilerimden alıyor. Ben istemiyorum kardeşim. Benim vermiş olduğum vergilerden teröriste yemek yedirme. Ben istemiyorum. Benim vermiş olduğum vergilerinden sen tacizciye, tecavüzcüye, namussuza, şerefsize, hırsıza, uğursuza, uyuşturucuya yetirme ya. Git adamın malına el koy. Git adamın malına el koy. Yidireceksen adamın malından yidir. Yedirmeyeceksen götür götür adamı ya. da adamı çalıştırıyorsun? O adamı çalıştırıyorsun. Denizde mi çalıştırıyorsun? Taş mı yardırıyorsun? Ne yaptırıyorsan yaptır. Benim vergimden yedirme kardeşim. Ben şehit ailelerinin şehit maaşlarından kesinti yapılıp o, o teröristlerin, o uyuşturucuların, o tecavüzcilerin, o tazicilerin yemesini istemiyorum ya. İstemiyorum. İstemiyorum ya. Benim değil mi bu para? Evet. İstemiyorum. Yediriyoruz. Adamı beş yıldızlı otelde bakıyoruz. Biraz daha öldür diye. Nereden geçiniyor cezaevindekiler? tablet çıkıyor. O oh, havada içerisi de sıcak zaten. Adam içeride yiyor, içiyor. Hayatına devam ediyor. E, bir hayat kararttın ya. Bir ailenin hayatını söndürdün ya. Ya o çocuk iki yaşında babasız kaldı. O kadın iki yıllık evli kocasız kaldı ya. Ya bir hayat kararttın. O insanlar çocuklarını din öğrensinler diye o vakfa gönderdi. O ailelerin ne yaşadıklarını şimdi tespit edebiliyor muyuz biz? Bir empati yapsak nasıl bir acı çekeriz acaba? Dokunsa bize bir şey. Biz nasıl bir acı çekeriz ya? Geldi birisi birisinin kızına tecavüz etti. Ondan sonra bıraktı. Nasıl bir acıdır bu? Ondan sonra adam kravatla takım elbiseyle çıktı iyi halinden dolayı cezasını indirdik aşağı. Bu nasıl bir hal ya? Yani asker ücret 1300 lira olsun diye herkes yollara dökülüyor. Tecavüzlere ölüm diye yola dökülen yok. Tacizcilere ölüm diye yola dökülen yok. Teröristlere ölüm diye yola dökülen yok. Her gün şehit cenazeleri kalkıyor bu ülkede. Teröristler için ölüm cezası çıksın diye yürüyen yok. Vergilerimiz de onlara bakıyoruz da. Doktoru var, ilacı var. Dışarıdaki vatandaşın doktoru yok, ilacı yok. Adam bağ kura, parasını ödeyemedi. Doktor bakmıyor ona. Bağkuru borcu olan kimse sağlıktan yararlanamıyor. Geçen gün derviş arkadaşlardan birisi ya dört buçuk milyar para verdi, ayağını ameliyat ettirdi. Bağkur'unu ödeyemiyor adam. Bağkur'unu ödeyemeyen adam gidiyor dört buçuk milyar para veriyor, ayağını ameliyat ettiriyor. Cezaevindeki adam hiç para vermiyor, istediği zaman doktor var. Hatta cezaevlerinin doktoru var. Adam öhe öksürüyor gidiyor. Cezaevinin doktoru var. Olmadı doktor sevk ediyor hastaneye. Hastanede bir tamam bakılıyor. Tekrar cezaevine. Dışarıdaki vatandaş vergi ödeyen kimse böyle bakılmıyor. Bunun da adına demokrasi diyorlar. Bunun da adına demokrasi diyorlar. Bunun adı ne oldu? Demokrasi oldu. O yüzden demokrat değilim. O yüzden demokrasi denilen bir şeye inanmıyorum. Ben Kur'an ve sünnete iman ettim, ona inanıyorum. Demokrat değilim ben. Değilim. Aklıma gelince içim içime sığmıyor zaten. Hep beraber vergilerimizle cezaevindeki katilleri, teröristleri, tacizcileri, tecavüzcileri, hırsızları, uyuşturucu müptelalarına bakıyoruz. Evet. Vergilerimizde. Bir de onların canlarını koruyoruz. Başlarında askerler, başlarında muhafaza memurları. Evet. Kime muhafaza ediyoruz? Teröristi. Kim bu? Askeri, polisi, sivili, şi e ne o? Şehit eden kimse. Evet. Demokrasi bu. Hakkınızı helal edin geri kalan sorulara bakamayacağım. Halet-i Ruhiyem normalinden çıktı. Selamun Aleyküm.